kaşarlarına da yapıyordum. Böyle eritme peynir... Tamam sus, sus. Gözünü seveyim sus. Ne konuşuyorsun, ne çok konuşuyorsun sen ya? Ama yani biraz haksızlık bence Yavuz Bey. Yani siz sordunuz, anlat dediniz, onu anlatıyorum. Bir de yani Medine arkadaşım konuşamıyor diye ben iki kişilik konuşuyorum. Dolayısıyla size sanki daha fazla konuştum gibi geldi. Ben normalde çok konuşmam. Tamam sus. Ben soru sormadan cevap vermeyeceksin bundan sonra. Tamam. Şimdi siz diyorsunuz ki biz çöpün içinden oyuncak bir ayı bulduk. O ayın içinden de bir tek taş çıktı. Doğru mu? Evet. Kuyumcuda sizin yanınızda gördüğüm üçüncü kadını da tanımıyorsunuz. Evet. Adını bile bilmiyorsunuz. Evet. Zaten ilk kez ayı bulduğunuzda tanıştınız onunla. Sonra kuyumcuya gittiniz, paraları bölüştünüz, ayrıldınız. Doğru mu anlamışım? Evet. Ve benden bu iler tutar yanı olmayan hikaye inanmamı bekliyorsun. Hı? Evet. Yani iler tutar ne tam olarak bilmiyorum ama tabii ki evet yani. Sen gerçekten... Ay. Evet. Ne yapalım bari tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. He he. Ben alırım, siz şey yapmayın. Bizde servis tek oluyor bir lavuk. Sizde çok var herhalde, gümüş borbok oluyormuşsunuz. Medine'ye gülüm, ye 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 ye. Ağzım çok kurudu, haydi yiyemem. Tam bir lavuk su iç ya. Ne suyu ya, dişim var. Tamam o zaman sal Medine. Yavuz Bey'e ayıp olmasın Medine. Tamam doyduysan zorlama. Şimdi öncelikle bu güzel masada bana eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Yavuz Bey. Takriben iki buçuk saatiniz kaldı. Ne için acaba? Son nefesinizi vermek için. İki saat içinde midenizde kanama başlayacak. Hava da aşağı yukarı yarım saat içinde kararır herhalde. Yani güneş gittikten sonra içinizdeki zehir vücudunuzu yavaş yavaş ele geçirecek. Sonra... Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Ha, ben size söylemedim mi? Pardon ya, bu adam ne konuşuyor diyorsunuz değil mi? Yediğiniz her şey zehirliydi. Maalesef sadece tatlılar değil. Her şey zehirliydi. İşin kötüsü, siz panzehri almadınız, her 10 dakikada daha beter olacaksınız. Önce bir soğuk soğuk terleyeceksiniz. Sonra midenize kramplar girecek. Bedeniniz uyuşacak. Kollarınızı bile kaldıramayacaksınız. Ve kaslarınız kasım kasım kasılıp felç kalacaksınız. Ve sondan bir önce beyniniz sizi terk edip gidecek. Ama güzel haber şu. O zamana kadar yaşadığınız her şeyi iyice görüp anlayacaksınız. İnsanın kendi ölümünü izlemesi acayip bir deneyim olacak sizin için. Ve finalde de şu an korkudan pıt pıt atan kalbiniz tık duracak. Bitti. Bitti. Medine hatırlat da ölmezsen kalırsam şu demiri kendi ellerimle öldüreyim. Hayriye bırak artık, orayı açılmıyor işte. Hem tam kitlemeden bizi burada bırakırlar mıydı ki? Ne bileyim be gülüm. Umut fakirin ekmeği yer, ne yapalım? Burada böyle ölmeyi mi bekleyelim? Ay dur Hayriye, öyle deme. Ben bir daha İsmail'i göremeyeceğimi düşününce öyle şey oluyor. Ay.
Ay kurban olurum sana. Bizim yüzümüzden sen de ne hallere düştün be Medine. Yok öyle, niye sizin yüzünüzden olsun? Nereden bilebilirdiniz ki ay böyle olacağını? Yo yo, sen başta yapmayalım dedin. Ama işte biz de felek güldü yüzümüze bir kere sandık. Bu sefer tam döndü. Yüzünü toprağa döndü. Öyle ya. He Medine. Yüzümde yani. Bildiğin. Ölüyor muyuz? Öyle galiba Medine. Bu kadar mıydı yani hayat? Yani Allah'ın işine karışılmaz tabii de. Ben hep yaşlanınca ölürüm diye düşünüyordum. Ne yaşlanması ayrı ya. Biz daha bu hayatı yaşayamadık ki. Ya ben hiçbir şey görmedim ki. Denizi bile uzaktan gördüm. Hayat ne? Bilemedim ki. Size sorduydum ya ben. Hayalleriniz ne diye zengin olunca. Asıl soru o değilmiş. Daha uzun bir ömrümüz olursa. Yani bir yarın daha mesela. Ne isterdin Medine? Sabah çok erken saat uyanırdım. Bahçeye çıkardım. Böyle hiçbir şey yapmadım. Gözlerimi kapatırdım. Kuşları dinlerdim. Ne? Yağmur yağdı mı bir de o toprağın üstüne? O toprağın kokusu, onu koklardım. Bir de dikiş yapmayı öğrenmek isterdim böyle renkli renkli kumaşların arasında. Ben de dans etmeyi öğrenmek isterdim. Filmlerdeki gibi döne döne. Keşke öğrenseymişim Medine. Bilemedim ki böyle vakitsiz öleceğimi. Ben ölünce annemi görebilecek miyim? Oh. Yürüler ki. Gebre Demir. Parçalayacağım seni. O zehir seni öldürmeden ben öldüreceğim. Ya Aliye bırak Allah aşkına, ölüyoruz zaten ya. Bir tur daha dövdüler beni dışarıda. Yok yok. Yok ben öldüreceğim seni. Ben parçalayacağım seni. Aliye dur, ölmeden sonunda günaha girme. Sen de haklısın Medine. Ölür ayak bu adam yüzünden günaha girmeyeyim, haklısın. Ama ben bunu öldürmezsem benim gözümde açık gider. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen ablamın adını nasıl ver? Aliye buraya kadarmış galiba. Benim uykum gelmeye başladı. Benim de. Gözlerim kapalı. Vedalaşalım mı? Öyle aniden. Helal et kardeşim. Keşke seni dinleseydik. Özür dilerim. Hayriye. Teşekkür ederim. Yaşarken yani.
hiçbir zaman böyle olmadı. Sen dünyaya gelsen yine senin kardeşin olmak isterdi. Vaziyet nedir? Nabızları çok yavaşladı. Eğer yaşatmak istiyorsak panzehri vermemiz gerek. Tabii ki yaşamalarını istiyorum doktor. Yoksa seni niye çağırayım? Hayriye. Aç ağzını. Aç, 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 aç. Of. Nasıl? Ha? Medine. Ha? Medine. Medine. Ne Medine? Medine deme. Medine. Tamam mı? Medine'n de işte hayat suyundan. Ha Hayriye? Teşekkür ederim Yavuz'um. Tamam mı şimdi, anlaştık mı? Bak sözünü tutuyorsun. Ben ne dersem o. Ne dedin? Ne? Ne diyorsun? Kefeni yırtıyorlar değil mi? Bak diğerleri önemli değil. Ama şu Hayriye lazım bana, onu yaşat. O kesin bir şeyler biliyor. Siz hiç merak etmeyin Yavuz Bey. Elimden geleni yapacağım. Zaten nabzı yükselmeye başladı. Tamam. Haber edersin bana. Mahmut, bir şey olursa arıyorsun. Emredersiniz. Ne oluyor Hayriye? Kalk, kalk, kalk. Çabuk. Ya nereye kalk? Biz demin ölüyorduk. Nasıl kalkalım öyle çarçabuk? Yoksa öldük mü ya? Medine. Sen niye arkamızda Fatiha mı okuyorsun? Ne yapıyorsun ya? Oh, otel mi lan burası? Oluyor be. Kalk hadi, kalk. Ya. Oh. Ulan da. Geliyorum daha, ne yapayım? Ben şöyle oturayım. Otur. Hayriye ne oluyor? Ne bileyim ben, Medine mafyada kadar mıyım ben ya? Habire ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Hayriye. İyi misiniz? Şişt. Ya kızım kime diyorum ya? Hayri. Sen bana bir şey deme Demir, sen bana bir şey deme. Allah Allah ya, birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyacımız olduğu bir zamanda ne bu küslük şimdi ya? Allah Allah. Neymiş acaba ispiyoncularla birlik beraberlik? Ay ne, birileri mi geliyor? Ha, katil geldi. Songül abla! Hayriye! Abla! Abla! Buldular mı seni sonunda abla? Ay, abla kafana ne oldu? Düşmüşüm. Ay, kıyamam ben sana ablam. Senin adını verenlerin iki yakası bir araya gelmez inşallah. Kızım ben seni kurtarayım diye yaptım ya. Abla söylesene, nereden düştün, ne oldu? Hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Düşmüşsün diyorlar, ben onların yalancısıyım. Yani kafamın içi teneke gibi böyle. Tak 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 vursan teneke gibi ses geliyor. Boş. Tamam yeter.
gidecek. Ay, 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 biz kendimiz içme. Geçerdik ya. Ya. Oy. Ay. Ben anlatayım size ne olduğunu. Güya sizin bu Songül ablanız hafızasını kaybetmiş. Nasıl, nerede? Yolda gelirken düşürmüş Hayriye. Abla bizi hatırladın ama. He, Hayriye dedin, Medine dedin, sarıldın. Doktorun dediği her şey değil. Ama belli bir dönemi unutmuş. Ne hikmetse tam da bana lazım olan dönemi. Abla doğru mu diyor bu saygıdeğer Yavuz Bey? Vallahi doğru diyor. Yok bende 4-5 ay yok yani. Yani en son yazı hatırlıyorum, Ağustos. Sonra dediler 2024 Ocak. Nasıl oldu bilmiyorum. Ay, 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 gitti kafa, gitti ama belliydi. Emareleri vardı küçük küçük. Abla, sen şimdi kocanın rahmetli olduğunu da mı hatırlamıyorsun? Ne? Rahmetli mi? Hangi kocam? Abla, hangi kocan olacak ya? Mafya beyler de yanlış anlayacak şimdi. Çocuklarının babası, evli olduğun. Öldüm. Allah ama ne zaman, niye? Şimdi niye, nasıl öldüğü sende ayrı bir travma konusu olduğu için yani onu sana hiç yüklemeyeyim ablacığım. Allah, ablam tekrar başın sağ olsun. Sağ ol, dostlar sağ olsun. Allah kusura bakma, ben yani öyle yaranı kanatmak istemezdim. Hani böyle büyük olay diye hatırlarsın diye ben öyle şey yaptım. Nasıl öldü, nasıl öldü? Abla tamam, ağlama, ağlama. Yavuz Bey ağlamayı hiç sevmiyor valla kızıyor. Ağlama. Çünkü yani sonra kızarsa bir de zehirli yemekler falan getirir. Sen zaten şey yaptın yani, acını yaşadın, yasını tuttun, güldün, kendini deli deli yaptın. Ağlama. Ben eskiden de seni anlamakta çok zorlanıyordum. Hayır ya, şimdi hiç anlamıyorum kızım. Abla net söyleyeyim, ağlama. Ya bu adam bizi bir kere öldürdü. Gerçi Allah razı olsun sonra diriltti ama bir kere daha öldürebilir yani. Evet. Bak arkadaşın doğru söylüyor. Yine öldürebilirim. O yüzden kafanı toparla bir an önce. Yoksa bir dahaki sefere kızlar iadeli taahhütsüz gider. Söyle Necati. Abla. Tamam sen şimdi kocana takılın, ölüsüne çık oradan. Yani sen her şeyi ziyadesiyle yaptın, vedanı, yasını, masını. Takılma ona. Sen esas bizim rahmetlinin peşinden gitmememiz için şu taşları nereye koydun? Onu bir hatırla, hatırlamıyor mu? Ay. Hatırlamıyorum. Ben o taşları nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Hiç yok yani. Abla. Kocandan miras kalan ayıdan çıktı işte onlar. Kocamdan bana miras ayı mı kaldı? He abla, boz ayı kaldı. Hamamda karılar nasıl oynuyor çok güzel gösteriyor. Medine ya. Kadının kafa gitmiş zaten. Öyle mi anlatılır ayı mayı diye? Abla, oyuncak ayı. Yani şimdi kocam vefat ettikten sonra Gamze sana miras gibi bir şey kalınca otomatikman o ayı da sana miras kaldı. Onun içinden çıktı işte. Gamze kim? Gamze senin eski kocandan, hayırsız kocandan, senden sonra evlendiği kadından olan çocuğun adı Gamze. Bir de evi de sizin evi o kadının üstüne yapmış. Yeah. Ne? Ne yapmış, ne yapmış? Ay. Hayır, şimdi bu denir mi ya? Söyleyeyim işte, kadın kaldıramıyor. Kadını görür görmez kocan öldü diyen de bendim çünkü, değil mi Medine? Benim ne berbat bir hayatım varmış ya. İnsan kendi hayatını yaşarken oluyor da işte böyle başkasından dinleyince bambaşka. Bunu hiç hatırlamıyorum. Onu zaten hatırlama abla. Biz de unuttuk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.